Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hocam formasyon kaldırıldı mı? Ne oldu? Formasyon kaldırılmadı arkadaşlar. Şu anda her şey olduğu gibi devam ediyor. Peki hocam ne oldu dün? Hocam bize bunu açıklayın diye çok sayıda mesaj geldi. Şimdi teker teker inceleyelim arkadaşlar. Birincisi, bu olan durum pedagojik formasyonla alakalı alınan karar, yürütmeyi durdurma kararı ve psikolojik danışma ve rehberlikle alakalı, yani PDR branşı ile alakalı bir yürütmeyi durdurma kararı alındı. Bakın ne alındı, şimdi onlardan bahsedeceğim size. Diyor ki 5. maddenin 2. fıkrasını istinaden diyor. Neyin 5. maddesinin ki hocam? Bu formasyona dair usul ve esaslar yayınlanmıştı. Onun 5. maddesinin 2. fıkrası. Şimdi ona da baktıracağım, biraz sonra size bahsedeceğim. Bir yürütmeyi durdurma kararı alındı. Ancak 7 gün içinde itiraz yolu açık. Yani arkadaşlar, bir yürütmeyi durdurma kararı var danışmayın aldığı. Evet, Danıştay'ın aldı danışmayın. Danışmayın. Danıştay'ın aldı, evet. Ama 7 gün içinde itiraz durumu var ki kesinlikle itiraz gelecektir zaten. Dolayısıyla yani şu anda aslında olmuş olan bir durum söz konusu değil aslında. Yani var bir durum, hani yürütmeyi durdurma kararı var ama hani dava süreci devam ediyor. Dolayısıyla aynı şekilde formasyon süreci de devam ediyor. Ki şu anda formasyon almakta olan arkadaşların bir kazanılmış hakları var. Yani geçmişte almış olan arkadaşlarımızın zaten herhangi bir zararı yok bununla alakalı. Yani şu anda geçmişte almış ve halen almakta olan arkadaşlarımızın bununla alakalı bir Sıkıntısı sıkıntısı olmayacaktır. yok. Diğer branşlardakilerle alakalı bir durum yok şu anda zaten. Ha, ne olabilir? Ne olabilirine bakarsak eğer... Eğer hani itiraz sonucunda işte Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İDDK diye geçiyor, bu alınan kararı iptal edebilir ve her şey aynen devam edebilir. Veya tabii bir yürütmeyi durdurma gelebilir ama neyle alakalı? Bak ondan da bahsedeceğim. Yani farklı lanse edilen şeyler de var. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle 5. maddenin 2. fıkrasından bahsetmek istiyorum size. Diyor ki, hani neden dolayı ne olmuş? Programa başvuran adaylar, program açılan alanlar itibariyle ilgili üniversitenin fiziki imkanları, insan kaynağı, ildeki okulların kapasitesi ile bu okullarda görev yapan öğretmenlerin alanları göz önünde bulundurularak üniversite senatolarınca belirlenen kontenjanlar ve kriterler çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir. Yani aslında burada söz konusu dava şundan kaynaklı. Üniversiteler orantısız bir şekilde formasyon açtı ya, Herkese verdiği için. mesela atıyorum, sallıyorum şu anda. Mesela Manisa Üniversitesi işte Genel veya. fizikten vermiş, mesela hani vermemiş, böyle bir şey yok şu anda da kafadan sallıyorum. Mesela Manisa Üniversitesi fizik öğretmenliği 1000 kontenjan açmış mesela. Hani anlatabildim mi? Yani iptalin şeyini oluşturan, sebebini oluşturan durum bu. Yani formasyon temelden bir şeyi yok şu anda. Hani sarsılması gibi bir durum yok. Ya yani böyle bir durum söz konusu. Tabii ki bundan kaynaklı iptal durumu devam edebilir mi? Edebilir. Bu mahkemenin bileceği iş. Ha, ne olabilir? Sonrasında tekrar düzenlenip devam edebilir mesela olay. Yani dolayısıyla arkadaşlar, şu anda var olan durum bu. Yani farklı lanse edilen şeyler de olabiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Kim açmış davayı? Dediğim gibi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği açmış. Yani tabii ki bu yönden bir iptal olursa başkaları da başka branşlar hakkında açıp Dava iptal açabilirler. şeyine gidebilir, dava açabilir. Ama dediğim gibi şu anda herhangi bir yani davanın süreci devam ediyor arkadaşlar şu anda. YÖK'ten, Milli Eğitim'den tabii ki bir açıklama yok şu anda. Çünkü hani dediğim gibi süreç devam ediyor. Her yerde zaten sadece bu haber vardı. Bunun dışında herhangi bir açıklama yok. İşte sendika başkanı Oğuz Özat beyefendinin bir açıklaması vardı işte. Zaten dernek yapmış başvuruyu. Yani zaten hani şu anda hali hazırda mevzuatta formasyon var. Yok de hani usul ve esaslar da hala duruyor. Yani süreç devam ediyor arkadaşlar. Şu anda iptal edilen bir şey yok. Her şey aynen devam ediyor. Formasyon süreçleri devam ediyor. Ya bir Her de şey devam ediyor şu anda. hani şu anda da mahkemede işte kesin karar çıkacak, o Tabii yani şu anda yayınlanacak herhangi falan. olan bir şey yok yani. Peki İlknur hocanızın bazı soruları oldu bana videoyu düşünürken.
Hocam dedi atamasını durdurmuşlar mı yani alım yürütmeyi devam... durdurdu deyince insanın aklına hani böyle neyi yürütmeyi durdurdu atamayı mı durdurdu? Yok, formasyonu olan kişiler hakları devam ediyor arkadaşlar. Formasyon almakta olan kişilerin de hakları devam ediyor. Yani bu yönde herhangi bir durum söz konusu değil. Hocam şu anda psikoloji mezunu olanlar seneyi alamayacaklar mı? Yani eğer tabii ki yürütmeyi durdurma ve işte devamı gelirse ve bir düzenleme olmazsa o arada tabii ki alamazlar. Ama şu anda yani daha her şey bitmiş değil. Daha dava süreci devam ediyor zaten. Anlatabildim mi? Yani bir yürütmeyi durdurma kararı geldi. Tabii ki 7 gün içinde bir itiraz olacak. Ondan sonrası ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ama tabii ki ya bakanımız formasyon olayını memnun. Evet. Formasyon olayından bu yönde açıklaması olmuştu geçen sene. Ama tabii ki hani ileride ne olur? Yani bazen işte değişiklikler olabiliyor. Yani bilemeyiz, hani bir garantisi yok. Ama dediğim gibi bakanımız hani formasyonu destekliyor diyebiliyorum. Yani, o yüzden hani bir şey olacağını sanmıyorum. Evet. Yani belki hani okuduğun maddeden de hani kontenjanları azaltarak devam edilebilir. Olabilir yani. Veya bana... yönetmeliğin bu maddesinde bir değişiklik olabilir. Veya dediğin gibi kontenjanlarda değişiklik olabilir. Bir değişiklik yapılarak devam edeceğini düşünüyorum ben. Ben de. Yani bu düşüncem bu yönde yani. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. İknur Hoca'nın Fen Edebiyat Fakültesi mezunu. Yani hani ya ben hani şunu düşünüyorum. Hocam siz ne düşünüyorsunuz derseniz. Ya ben şunu düşünüyorum. Hani bir şey olsun ve devam etsin. Yani hani siz de hani yolunuzu böyle çizersiniz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ya zaten KPSS süreci yıpratıcı. Bir de böyle çocuklar hani gençler artık böyle şey yapıyorlar hani. Olacak mı olmayacak mı, alabileceğiz evet. mi alamayacağız mı, bu bölümü tercih ediyoruz ama devamında ne gelecek, etsek mi etmesek mi falan diye yani artık, kararsızlık insanı mahvediyor. Evet, hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar, durum bu şekilde. Yani şu anki durum bu, tamam. Hani farklı şeyler, işte dün hocam formasyon kalktı mı, işte şu anda alamayacağız mı, şu an almaktayız, bizim durumumuz ne olacak, hocam formasyonumuz iptal mi oldu, geçen sene almıştım benim iptal mi oldu falan filan tarzında çok soru geldi. O iptal kalkarlarsa benim de iptal olur o zaman. Ya hocam, öyle bir şey olmaz yani. Siz aldınız. Yönetmelikte de var zaten. TTKB ders okutma esaslarında da var. Yani o her şeyde duruyor. Evet. Kılavuzlarda da geçiyor. Onda bir şey yok. Bir sıkıntı yok. Ya bu alım ve başvuru ile alakalı maddenin alt maddesi iptal oldu. Şey iptal dedi yani. Yürütmenin durdurulması alındı. Yani dediğim gibi şu anda başka bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Hani kafanız karışmasın yani. Şu an başka bir şey yok. Sadece olan bu. Elinizde formasyon varsa devam ediyor. Formasyonu almakta iseniz de hakkınız devam ediyor. Tamam mı? Hani kafanız karışmasın yani. Yani ileride alacaksanız bununla alakalı da süreç devam ediyor arkadaşlar. Ve bu süreç sadece PDR ve psikoloji ile alakalı olan süreç devam ediyor. Başka branşlarla alakalı zaten bir durum söz konusu değil şu anda. Evet. Durum bu. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.